Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz kanalımız tüm gelirleriyle ihtiyacı olan gençlere seyahat bursu veriyor. O sebeple kanalıma abone olup yorum atıp beğeni atarsanız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Video başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Tayland, dünya sokak yemeklerinin merkezlerinden bir tanesi. Gerçekten böyle bakıyorum ya, ne bu diye. Gerçekten olay çılgınlık boyutunda. İçinde hiçbir şey yok ama, kaynıyor mu? Michelin yıldızlı restoranlar var ya, hani Türkiye'de falan olay olmuştu böyle, Michelin yıldız aldı diye. Burada Michelin yıldızlı sokak yemekleri restoranları var. Ama Tayland'ın içerisindeki en çok sokak yemeği bulabileceğiniz yer, gerçekten bu çılgınlığın zirveye ulaştığı yer, Chinatown, Çin Mahallesi. Londra'da, New York'ta, Singapur'da, dünyanın her yerinde Çin mahalleleri görebilirsiniz. Ama burası dünyanın en büyük Çin mahallesi. Çin'den sonra en çok Çinli bu mahallede yaşıyor. Aslında galiba Amerika'da, Los Angeles'ta yaşıyor ama Çin mahallesi olarak en büyüğü burası. Gerçekten çok acayip şeyler var. Ben size biraz bildiklerimden bahsedeceğim. Mesela bu restoran köpek balığı yüzgeçinden yemekler yapıyor. Bu dünyanın birçok ülkesinde yasak. Shark's fin diye geçiyor. Bakın burada zaten göstermiş köpek balığı şeyini. Bu Çinlilerin yemekteki sınır tanımaması çok acayip yerlere kadar gidiyor. Bir tanesi de kuş yuvası. Bakın, kuş yuvası diyorum ya, altın değerinde bu kuş yuvaları. Binlerce dolara satılıyor, binlerce dolara. Normalde izin vermiyorlar ama bakalım çekebilecek miyim? Böyle. No? No filming? Okay. Çektik. Çok geç abim. 14 bin baht. Yani 400 dolara yakın. Yani 350 dolara falan geliyor. Tabelaların falan hepsi Çince. Burada. Burası ana cadde. 400 dolar bir avuç kuş yuvası. Yani bildiğiniz kuş yuvası bu yedikleri. Hani gidip toplamayın. Toplayıp Çinlere satabilir miyiz diye düşünmeyin. Satabilirsiniz. Ama özel bir kuştan mı yapılıyor falan bilmiyorum. Ama çok lüks yani. Gerçekten acayip lüks olarak kabul ediliyor. Karşıda da var. Hemen polis varmış burada. Geçelim. Thank you very much. Thank you. Thank you. Evet. Evet, bu ünlü Kirkhammer Canchon. Kirkhammer. Kirkhammer. Metallica'nın. Bunlar işte kuş yuvaları. Kıtır kıtır yiyorlar. Bunlar da fil boku. Hayır arkadaşlar, fil boku değil. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi burada Çince konuşuluyor. Tabelalar Çince, her şey Çince. Burada bir tane de Bird's Nest Dessert Restaurant diyor. Yani kuş yuvası ve tatlı restoranı. Hello. Hello Dike. I love. Çok seviyorum ya. Çünkü inanılmaz güzel renkler var. Bu Çinliler iki şeye çok meraklıdır. Bir, kumar. İki, altın. Altını da çok seviyorlar. Bakalım burada neler var neler. Bu ördek kafası. Yes, how are you? O ne? Frog. Ah. Can I see? Hold it. Hey, all. No, hold. Ay, yazık bu. Ne gülüyorsun, ne gülüyorsun? Yazık kurbağaya, Allah cezanızı versin. What else you have? Frog? Yes, I need frogs. Welcome. Frogs. Yes, sir. Ooh. Ördek kafası. Ördek. Bak biraz da düzgün bir şeyin ya. Very nice. Thank you. Later you come from. I try. You come from. I come frog. Ah, TRT Ankara Çocuk Korosu. Yes. 1 2 3. Hadi.
Paramı da hazırladım çocuklara. Yoksun sen. Haluk Levent'ten Çan Çin Çon şarkısını. Söylüyorlar ya. Yine de para verdim ayıp olmasın diye. Yaşasın kötülük. Zaten okyanusta biliyorsunuz bu köpek balığı falan bırakmadılar artık. Kuşların yuvasına kadar göz dikti adamlar ya. Covid-20. Bakın bu mesela 2018-2019 yılında Michelin yıldızı almış. Bu da almış. İşten adamını görüyorsunuz ya da yalan atıyor kandırmak için. Ama şu almış çünkü restorana gitmiştik. Patongo. Burada bir bayi açmış. Böyle şiş kebaplar. Buyurun. Ooo. Very nice. Very nice. Mantar. Very nice. Yine köpek balığı. Geçleri. Kestaneci. Kestaneci sarhoşum bu gece. Aşığım aşık çal bu gece. Yatak etti canıma yalnız her gece. Hello. Narcı. Selam abi. Tatar kendisi. Çilekçi. Kestaneci. 1 kilo kestane $8 Türkiye fiyatıyla hesaplayın. Minnoş bir Çinli teyze. Şimdi size dünyanın en tartışmalı besinlerinden bir tanesini göstereceğim ama ilk olarak şu şeyimi açayım. Yeni aldığım ışığı. Ay çok güzel. Çok ışık oldu. Patladı. Duydunuz mu? Duryan. Belki duymuşsunuzdur. Duryan meyvesi. Bu meyve gurmelerin, koku eksperlerinin tabiriyle kokuşmuş çorabın içindeki kokmuş soğan kokusu diyorlar. Yani böyle kokmuş çorapla kokmuş peynir artı soğan kokusu. Onlar karışmış bu meyvenin. Öyle pis kokuyor ki Singapur'da metrolara, hatta ülkeye sokmak bile yasak. Öyle yani, nefret etmişler bunun kokusundan. Şimdi size göstereceğim. Bu kocaman meyvenin ismi durian. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Siz baht. Baht. Okay. Very expensive. Şu 1000 baht. Yani $30 şu kadarı. Thank you. İnanılmaz pahalı. Çünkü yani $30 küçücük meyve nedir lan? Bir de kokuyor gibi. Ama ben yedim. Tadı çok güzel. Benim çünkü burnumda bir problem var. Çok koku alamıyorum bazı zamanlar. $30 ama böyle değildi yani. Neredeyse bedavaydı bunun fiyatı Tayland'da ya. O da uçmuş. Şöyle. Işığı sevmedim ben ya. Ve tabii ki yine bütün halde pişmiş ördekler. Yok yok. Ne ararsanız var. Bunlar mantar. Bu da mantar herhalde ya. Bu ne ki? Ha, bir meyvenin kabuğu ama çözemedim. Bunlar yengeç. Şirin. Ne oluyor? Aha kavga var. Kavga var. Kaçırmayın, kaçırmayın, ne oluyor? Anam. Her yer yemek. Her yer yemek. Herkes yiyor bir şeyler. Fareler etrafta koşunuyor, koşturuyor. Çok fazla fare var burada. Ben fare görünce iştahım kapanıyor ya. Size göstereceğim ama. Oo, acı biber güzel. Güzel. Güzel, güzel. Naka. Hello. Aha. Yemin ediyorum benden sağlıklı. Ben şu hareketi yapsam 8 kere felç geçiririm.
Böyle dileniyor işte. Oo. Very nice. Very nice. Oo. Yok yok. Mekan. Oha, domuza bakın ya. Havalı. Her parçasını yemişler. Arkadaşlar ciddi anlamda ölüyorum ya. Yemin ediyorum size göstermek için katlanıyorum. Katlanılacak bir koku değil ya. Yani böyle boğazınızı sıkıyor bir yerden sonra koku. Hey gidi hey. อนุญาตเรียกชื่อซ้ำนะคะพี่ปูจ้าพี่ปูพาร์เรลาร์เคดิลาร์ kokular her şey birbirine karıştı. Bunlar ne bekliyor acaba ya? Ha içi köfte. Vallahi içi köfte. İçi köfte. İçi köfte. Hot dog. Ananas. Bu ne be? Hi. What's this? Pork? Pork. Domuz. Hacı abi selamünaleyküm. Neydi ulan? Domuz topları gibi. Köpeğe bakın ya. Oy yavrum. Sıcakta. Anam 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 anam. Şu balık çok iyidir ya. Red snapper, kırmızı snapper. Türkçesini bilemedim de. Bekir seversin Bekir. Bunlar balıkları tüm pişiriyorlar. İçindeki pislikle beraber pişiriyorlar ve çok kötü bir tadı oluyor. Yani bir kere yanlışlıkla yemiştim. Burası böcekçi. Bu kırk ayak. İğrenç. Bu ne bilmiyorum ama iğrenç ötesi kokuyor. Ay öleceğim. Yemin ediyorum beynimden vurulmuşa döndüm şu anda. Buraya gelin, diyet için ideal. 8000 yıl falan yemek yemezsiniz. Of. Kırk ayak neden yersiniz ya? Kırk ayak. Aha. Aha inci çıkıyor içinden. Vallahi inci çıktı. Niye uçmuyor inci? Uçar bir. Bu ne be? Allah. Bu ne ya? Gel. Sorry.
Çok ilginç yemekler var. Bunlar bu Prag'da satılan şeylere benziyor ya. Dondurma gibi şeyler var ya. Valla onların ismini unuttum da. Korvet miydi öyle bir şey? Neydi ya? Ölüyorum. Arkadaşlar böyle bir koku olamaz ya. Yani koku değil bu artık. Her yerime girdi. Allah'ım. Aa İbrahim Tatlıses. Vallahi billahi İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. İşte İbrahim Tatlıses'in kakaocusu. Aha. Arkadaşlar benden bu kadar, kusura bakmayın. Artık insanlıktan çıktım, ben bile çıktım. Düşünün, her şeyi deneyebilen bir insan olarak. Yani yok ya. Yani çok kaos, çok. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Her neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Çin Mahallesi Bangkok'tan. Herkesi nasıl korkutuyorum ama. Görüşmek üzere. Sakın böyle şeyler yemeyin. Çok pis şey bunlar. Görüşürüz.